Merhabalar. Bu videoda bizim fizik bölümünden, Bilkent Fizik bölümünden Özgür Okter'le bir söyleşi yaptım. Ona daha önce de size açıklamaya çalıştığım, bana en çok sorulan genel geçer soruları sordum ve onun cevaplarını aldım. Çok güzel bir söyleşi oldu. Hem onun ağzından duymak sizler için daha etkili olacaktır. Çünkü o bana göre kariyer aşamasının çok daha üst bir yerinde. Ve onun söyleyecekleri çok daha önemli tecrübeler geçirmiş bir insanın sözleri. Ve Özgür Hoca çok başarılı bir insan. Kısaca onun hayatından bahsedeyim, biraz neler yapmış diye. Sizin hem daha iyi tanımanız açısından hem de gerçekten takdir edilesi bir kariyeri var. Özgür Hoca Eskişehir'de liseyi okuyor. Ondan sonra o sırada aynı zamanda fizik olimpiyatlarına giriyor ve uluslararası bronz madalya alıyor. Ondan sonra üniversite sınavında Türkiye birincisi oluyor. Ve ODTÜ elektroniğe giriyor. Hepinizin bildiği sebeplerden dolayı, yani işte çevre baskısı, ıvır zıvır sebeplerden dolayı onu zaten söyleşte birazcık açıkladı. Yani puanım ziyan olur gibi bir düşünceden dolayı sonradan onun yanlış olduğunu da farkına vardığını söylüyor. Ve aslında ama fizik okumak istiyor. Dolayısıyla gittiği üniversitede çift ana dal yapıyor. Ve ODTÜ ile birinci bitiriyor ve MIT'ye doktoraya gidiyor. MIT'de teorik katı fiziğinde doktorasını yapıyor. Ve sonra işte Ohio State'te postdoc yapıp Türkiye'ye Bilkent'e hoca olarak geri dönüyor. Özgür Hoca'nın hem çok başarılı bir kariyeri var hem de insanlara çok yardımcı olmayı seven bir insan. Yani bu tarz işte liselileri ve işte lisans öğrencilerini akademik hayata hazırlamak için çok özveri sarf ediyor. İşte fizik olimpiyatlarında dersler anlatıyor. İnsanlarla aynı benim yaptığım gibi işte böyle söyleşiler yapıyor, röportajlar yapıyor. Ve işte üniversite seçimi sırasında da benle mesela onunla konuşmuştum. Onun fikirlerini almıştım. Çok yardımsever bir insan, özverili bir insan. Onun için onun hem bir başarılı bir akademik kariyeri var hem de insanlara yardım etmeyi seven bir insan olduğu için kendi tecrübelerini paylaşmaktan keyif alan bir insan olduğu için onunla söyleşi yaptım. Şimdi onu izleyeceksiniz. İyi dinlemeler. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Furkan'ın kanalına hoş geldiniz. O cümleyi söylemesek olmuyor arada değil mi? Ya, merhabalar. Bugün Bilkent Fizik Bölümünün öğretim üyelerinden Profesör Özgür Okter'le bir söyleşi yapmak istedim. Ona bazı sorular soracağım. Aslında bu zaten bahsettiğim şeyler ama genel olarak o da bir bahsederse daha etkili olacağını düşünüyorum. Onun çok farklı şeyler katabilir. İlk soruyla başlayayım ben o zaman. Öncelikli olarak fizik bölümünü kimler seçmeli? Yani fizik bölümü kimlere uygun? Hangi özellikleri taşıyan Ya insanlar? fizik bölümünde en önemli bence kriter lise öğrencileri için. Analitik düşünce yeteneği vardı. Yani fizik gibi, matematik gibi, daha özellikle belki matematik, kimya gibi konular ilginizi çekiyor mu? İlginin çekmesinin ötesinde bu işi uzun dönemli yapabilecek misiniz? Başarılı olabilecek misiniz? Burada en büyük sıkıntı tabii Türkiye'deki üniversite giriş sisteminin kısa test soruları ötesinde sizin analitik düşünebilme yeteneğinizi çok ölçmemesi. O yüzden üniversite sınavı başarısıyla fizikte başarı arasında birebir bir ilgi olmuyor her zaman yani. Sınavda çok başarılı olup fizik okurken başarısız olan gençler olabildiği gibi tersi de mümkün. Bu bakımdan bu TÜBİTAK'ın proje yarışmaları ve olimpiyat yarışmaları biraz daha iyi bir korelasyon var, biraz daha bir ilgi var ama yine iş öğrencinin kendisinde bitiyor. Eğer matematikten hoşlanıyorsanız, analitik düşünceyle soru çözmeyi seviyorsanız fiziği seçmek fena bir fikir değil. Yani şey, meraklı olmak, istekli Kesinlikle. olmak. Ve de analitik düşünce yeteneğine sahip olmak. Onu nasıl anlayacaklar, analitik düşünce yeteneğine sahip olmalı? Matematikle yani merakın ötesinde merak bir yana bir de problem çözebilmek, hesaplayabilmek bir şeyler hoşunuza gidiyorsa, bilgisayar programı yazmak mesela hoşunuza gidiyorsa, böyle matematiksel bulmacalar, fizik problemlerini matematiksel bulmaca gibi yaklaşıp çözmek hoşunuza gidiyorsa, Anladım. Çok bence üst düzey bir şeyden yok, bahsetmiyorsunuz. kesinlikle yok yani böyle şey hani lise öğrencisinden gidip de diferansiyel denklem çözmesini vesaire beklemiyoruz ama ilginin ötesinde analitik düşünceye sebat etmeleri çok önemli. İkinci soru, biliyorsunuz yani fizik bölümünün sıralamaları çok düşük. Yani diğer mühendisliklere göre, tıp fakültelerine göre. Onun için genelde bir tercih etmekte endişe yaşıyor öğrenciler. Sizce şey, bölüm sıralamaları tercih konusunda
göz önünde bulundurulmalı mı? Şimdi ben kişisel deneyimden bahsedeyim. Geçen yüzyılda, 1992 yılında ben üniversite sınavına girdiğim zaman... Kaçıncı oldunuz hocam? Birinci oldum. Bilerek soruyorsun. tabii lise öğrencisi insanın her zaman analitik düşünce yetkileri tam yerleşmiş olmuyor. Bana dershane fizik öğretmenim dedi ki, Özgür sen 640 puan aldın ama işte girmeyi düşündüğüm bölümün puanı 460. Bu 200 puan boşa gidecek. Bu arada nasılsa o yaşta 18 yaşında adam haklı falan deyip elektrik mühendisliği okudum. Elektrik mühendisliğinde çift anadal yaptım fiziği. Sonra da fizikçi oldum. Yani doktora da fiziğe kaydım ve fizikçi olmak istiyordum, biliyordum. Burada şöyle bir durum var. Sıralama çok önemli değil. İyi bir fizik bölümüne girerseniz Türkiye'de zaten sizinle beraber okumak isteyecek 4-5 tane arkadaşınız olacaktır. Ve bu insanlar da rahatça tıbba da mühendisliğe de gidebilecek kapasitede, yetenekte insanlar. Çalışkanlıkta insanlar. Hatta hiç beklemediğiniz üniversite sınavında sıralaması çok kötü oldu. Harika fizikçi olan yani insanlar da var. O yüzden bence onu göz önüne almayın. Çünkü bir hayatınızı geçireceğiniz meslek. Yani ben sabahları koşa koşa geliyorum ofisime. İşte bugün hesap yapacağım, şunu hesaplayacağım, bunu yapacağım. Furkan'la konuşacağım, Enes'le konuşacağım falan diye. Severek yapıyorum. Onu da bence hayat kalitemi çok yükselten bir şey. Asla sevmeyeceğiniz bir yeri sıralaması yüksek diye yazmak. Bir de şey oluyor, yani sıralamalar sizden önceki öğrencilerin tercihlerine göre şekilleniyor. Son önceki 5 yıla göre. Yani onların tercihlerine göre şekillendi, onları da tam olarak bilmiyoruz. Ya bu bir de öyle bir, tabii senin dediğin gibi bir moda meselesi. Yani ben öğrenciyken tıp pek moda değildi. Yani ilk yüzden bir kişi girerdi tıba. O da ailesi doktor olduğu için illa yazdırmışlardır falan, kötü bakardık. Hatta o kadar komikti ki yani 92 senesinde herhalde benim bir arkadaşım 110. falan olup Bilkent Elektrik'e girememişti. Yani Bilkent Elektrik 50 kişi alıyordu ve ilk 100'den alıyordu. Çok mu iyi oldu? Bence iyi olmadı. Çünkü oradaki insanların birçoğu aslında elektrik mühendisi olarak olmak istedikleri için değil, mühendis olmak istedikleri için. Aile baskısıyla akıllı çocuk elektrik mühendisi olur. Akıllı çocuk doktor olur vesaire gibi düşüncelerle gitti. O yüzden gariplikler var biliyorsun. Nuri Bilge Ceylan elektrik mühendisliği mezun değil mi? Yani Türkiye'de Boğaziçi elektrik mühendisliğinden mezun dünya çapında yönetmenimiz var. Çok o yüzden yani arkadaşlar ailenizle konuşursunuz, anlatırsınız ama sevmediğiniz bir meslekte hayat geçirmek... Sürdürülebilir bir şey değil. Çok zor yani, sürdürülüyor insanlar bir şekilde ama hani ofiste geçirdikleri 8 saat ölüm gibi geliyor. Ondan sonra kendilerine işte hobileri varsa dağlara, kırlara, işte ne bileyim model uçak yapmaya vesaire bir şey veriyorlar. Ama sevdiğiniz meslekle uğraşmak güzel. Tamam. Üçüncü soru, fizik mezunlarının iş olanakları, çalışma ve maaş şartları nasıl? Yani korkutucu mu, çok mu kötü, çok mu iyi? Yok çok, yani şimdi şöyle, ben genelde mühendislik ve fizik arasında çok öğrenci geliyor buna. Onlara şunu diyorum, fizik bölümünden 4 üzerinden 2 ortalamayla zar zor mezun olmak, mühendislik bölümünden aynı şekilde mezun olmaya göre çok kötü bir durum. Çünkü fizikten zar zor mezun olursanız, yüksek lisans veya doktora veya araştırma gibi işlere gitme yolunuz kapanıyor. Evet. O zaman da yapabileceğiniz şey, yine iş bulursunuz ama bulacağınız iş fizikle ilgili değil. İşte İngilizce biliyorsanız, bilgisayar kullanmayı biliyorsanız, sosyal ilişkileriniz iyiyse yine iş bulursunuz. Yani Türkiye'de üniversite mezunlarına her zaman iş var. Özellikle belirli yetenekler geliştirirlerse iş var. Ama eğer fizik bölümünden, yani iyi fizik bölümlerinden 4 üzerinden 3,5 üzeri ortalamayla mezun oluyorsanız Türkiye'de mutlaka rahat rahat yüksek lisanslı doktora devam edebilirsiniz. Yurt dışında yüksek lisanslı doktora devam edebilirsiniz. Ve işte Türkiye'de Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi, Koç gibi iyi okullarda aldığınız bir lisans seviyesi size dünyada her yerin kapısını da açar. Yani burada sağlam bir eğitim veriliyor. Yani fizik bölümüne giren insanların daha ziyade akademi odaklı girmesi gerektiğini. Kesinlikle. Ve bunu belli bir ortalama tuttururlarsa başarabileceklerini söylüyorum. Ya burada değişik yaklaşımlar var. Ben sana Bilkent'in yaklaşımını söyleyeyim. Bilkent bilim adamı, bilim insanı yetiştirmek üzere kurulmuş bir bölüm. Bunu da çok ciddiye alıyor. Evet. Ve mezunlarına bakarsan da çok yüksek bir oranda bunu başarabildiğini görüyorsun. Yani buradan çıkan insanların %70'i, %80'i master ve doktora yapıyor. Bu araştırmacı yetiştiriyor. Türkiye'ye olsun, dünyaya olsun bakımdayım. Başka okullarda başka yaklaşımlar var. Bazıları diyorlar ki üniversite eğitimi daha genel bir şeydir. Mesela Boğaziçi'nden çıkıp da İstanbul'da piyasaya atılan fizik mezunu pek çok insan var. Onlar da mutlu. Evet. Ama benim tavsiyem, eğer bilim insanı olmak istiyorsanız
Fizik bölümüne gelin. Eğer ben bir üniversite okuyayım diyorsanız fizik bölümü bunun için biraz ağır bir bölüm. Madem, evet. Onu lüzum yok. Yani buradan çıkıp iş de kurabilirsiniz, evet, ama evet, onu yapmanın başka yolları da var. Kesinlikle, daha kolay yolları. Kesinlikle. Yani. Evet. Yani ben çift anadal yaptığıma bir tek şey için üzülüyorum. ODTÜ'deki güzel öğrenci hayatını. Arkadaşlarım güzel hatırladı. Öğrenci hayatını ben kütüphanenin içinden gördüm. Yani. Dışarıya bakarken gördüm. O yüzden. Tamam. Peki fizik bölümünün eğitimini nasıl buluyorsunuz? Diğer yerlerle de kıyaslayabilirsiniz. Bilkent fiziği mi? Bilkent fiziği, ne yaptık? Bilkent fiziğin eğitimini ben de verdiğim için zor buluyorum diyeyim. Yani şey, ciddi bir eğitim. Bakarsanız yani artık her şey açık kaynak. Gidin işte MIT'nin, Stanford'un Open Courseware sorularına bakın. Bilkent fiziğin sayfasına girin. Onun aynı derslerde hangi soruları sorduğuna bakın. Büyük bir fark görmeyeceksiniz. Ben doktora MIT'ye gittiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü ben çok şey bekliyordum. İnanılmaz farklı bir seviyede dersler olacak diye bekliyordum. Yani sonra baktım ki seviye farkı dersler babında çok yok. Yani ODTÜ'de bizim aldığımız kuantum mekaniği dersinde ne öğretiliyorsa MIT'de de o öğretiliyor. Ama araştırma kültürünün yerleşmesi açısından hala Türkiye'de büyük eksiklikler var. Evet. Bu da lisansla sizi üzecek bir şey değil. Değil, aynen. Aynen. Bilkent Fizik bölümünün peki master ve doktora için yurt dışı imkanları zaten ona biraz cevaplamış olduğumuz ama çok fazla soruluyor. Yani yurt dışına giden insanlar nasıl? Siz bir istatistik yapmıştınız, ondan bahsedebilirsiniz. Yani şey yaptık, baktık tabii gidenler ne kadar başarılı oluyor, nasıl oluyor, ne kadar insan gidiyor diye. Ortalama her sene Bilkent çok uzun sene ortalamasını alırsak 11-12 kişi mezun veriyor. Son zamanlarda 16-17'ye yaklaştı. Çünkü ilk başlandığında 5-6 kişiyle başlamış. Evet. Bunların yarısıyla 3'te 1 arası yurt dışına çıkıyor. Master'da veya doktora'da. Dediğim gibi %70-80'e yakında bir şekilde master veya doktora yönlenmiş, başlamış oluyor. Yani oranlar yüksek. İyi ortalamayla bitiren öğrencilerimiz biraz da bizi üzse de genelde yurt dışına gitmeyi tercih ediyorlar. İyi okullara gidiyorlar. Master'a doktora da başarılı olabiliyorlar. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde hoca olmuş insanlar var. Bilkent çıkışlı. Doktora sırasında fizikten ekonomiye geçip çok zengin olmuş. Wall Street'te çalışan 4 tane mezunumuz var mesela. Yani. Hatta 2 tanesi şey, investment banking'den de ayrılıp bunları Securities and Exchange Commission diye bir şey var ya, bunları investigated'den araştıranlar, oraya geçmiş falan. Yani her türlü. Evet, öyle ilginç durumlar oluyor ama Bilkent, Boğaziçi, Koç, ODTÜ, İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, bu okullardan, şu anda unuttuğum da varsa kusura bakmasın arkadaşlar, bu okullardan çıkan, iyi dereceyle çıkan lisans öğrencilerinin Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Çin'de önleri açık. Yani rahatça gidebiliyorlar. Biz bir yandan gitmelerini de istiyoruz çünkü sadece Türkiye'de kalıp bütün eğitimi Türkiye'de devam ettirmeniz sizin yeni şeyleri öğrenmenizi engeller. Evet. Yani pek çok okulda farklı yaklaşımlar görmeniz. Evet, kesinlikle. Yani pek çok okulda kendi doktora mezununu hoca olarak almazlar. Çünkü zaten bizim öğrettiğimiz, bizim ekolümüzden geliyor. Bize yeni bir şeyler katacak birisini alalım derler her zaman. O yüzden hani yurt dışına çıkmaya her zaman kötü gözle bakmayın, iyi bir şeydir aslında. Peki, tamam. Teşekkürler. Tamam. Çok sağ olun. Kolay gelsin arkadaşlar sizlere de. Sağ olun.